Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde vardiya programlaması ile ilgili bir örnek yapacağız. Doğrusal programlama modeli oluşturma örneklerimizin dördüncüsü olarak arkadaşlar. Şimdi bir şirketimiz var ve bu şirket toplam 7 gün faaliyet gösteriyor ve tam gün çalışacak şekilde her gün için ihtiyaç duyduğu eleman sayısını da alttaki tabloda görüyorsunuz. Burada verilmiş. Pazartesi günü 17, Salı 13 vesaire. Yalnız bu şirketimizin şöyle bir kuralı var. Bu tam gün çalışan kişiler bir haftalık süre içerisinde ardışık olan 5 gün, yani 5 gün üst üste çalışıyorlar. Ardından 2 günde yine üst üste tatil yapıyorlar. Şöyle ki pazartesi işe başlıyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma çalışıyor 5 gün. Sonra cumartesi, pazar günü ne yapıyor? Tatil yapıyor. Salı günü işe başlıyorsa, salı günü ne yapıyor? Salı çalışıyor, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi çalışıyor. Pazar ve pazartesi günü ne yapıyor? Tatil yapıyor. Böyle bir koşulumuz var. Doğal olarak bu koşulları sağlayacak şekilde en az kaç kişiyi istihdam etmeliyiz diye bir problemimiz var. Şirketimiz ne yapmak istiyor? Eleman sayısını minimumda tutmak istiyor. Bu koşulları sağlayacak şekilde. Nasıl çözeceğiz problemimizi? Problemimizi çözerken arkadaşlar ilk yapacağımız işlem tabii ki karar değişkenlerimizi belirlemek olacak. Burada karar değişkenlerini belirlerken şöyle bir hataya düşmeyelim. Pazartesi günü çalışacak olan eleman sayısında 17, salı günü çalışacak olan eleman sayısı 13 olacak şekilde. Yani herhangi haftanın herhangi bir günü çalışacak eleman sayısını karar değişkeni olarak belirlemeyelim. Neden belirlemeyelim? Çünkü pazartesi günü çalışacak olan eleman sayısı dediğimde ben kimlerin pazartesi günü iş başında olduğunu, çalıştığını, mesai yaptığını bilmiyorum. Çok muğlak bir ifade oluyor. Yani muğlak derken de açık olmayan bir ifade oluyor. O yüzden karar değişkenimizi şöyle tanımlayacağız. Diyeceğiz ki x aldığımız i haftanın ikinci günü, haftanın ikinci günü işe başlayan eleman sayısı. Böyle söylediğimizde tabii diyeceksin ki hocam haftanın ikinci günü derken neyi kastediyorsun? İyi tabii ki hangi değerler alacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Haftanın 7 günü var. Ve ben de genel temayüle, genel eğilime uyarak pazartesi gününü hangi indisle göstereceğim? Haftanın birinci günü olsun diyeceğim. Pazartesi haftanın birinci günü olacak. Salı haftanın ikinci günü olacak gibi. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani pazar günü dediğimizde haftanın yedinci günü olacak. Yani x alt indis mesela 1 dediğimde neyi kastedeceğim ben? Pazartesi iş başı yapan işçilerin sayısını kastedeceğim. Veya x 6 dediğimde neyi kastedeceğim? 6. gün cumartesi günü. Cumartesi günü iş başı yapan, yani o gün çalışmaya başlayan işçilerin sayısını kastedeceğim. Sayısı. Şimdi bununla ilgili kafamız herhalde karışmadı, anlaşıldı diye düşünüyorum. Anlaşılmadıysa da ilerleyen vakitlerde daha rahat ifade edeceğiz. Şimdi amaç fonksiyonumuzu yazmakla başlayacağım. Amaç fonksiyonunu şuraya bir sıkıştırayım. Amacım ne? Amacım ne? Toplam çalışacak olan kişi sayısını minimize etmek. Ben toplam çalışacak olan işçi sayısını nereden bulacağım? Pazartesi işe başlayanların sayısı, salı günü işe başlayanların sayısı, yani iş başı yapan, o gün çalışmaya başlayan, yani haftanın işte salı günü
İş yapıyor, 5 gün çalışıyor, 2 gün tatil yapıyor. O şekilde olanları kastediyorum. X3 dediğimiz ondan sonra çarşamba günü tatilini bitirip işe çalışmaya başlayanları kastediyorum. X4, X5, X6 ve X7. Yani mesela X7 dediğimizde pazar günü tatilini bitirip artık çalışmaya başlayanların sayısı olacak. Ben bunu şu şekilde de yazabilirim. İ eşittir 1'den 7'ye kadar x6'imiz i diye yazabilirim. Bu benim amaç fonksiyonum olacak. Toplam eleman sayısı oluyor çünkü bu bu sayıların, bu işte pazartesi çalışmaya başlayanların sayısının toplamı, salı günü çalışmaya başlayanların sayısının toplamı, hepsini birden toplarsam zaten toplam eleman sayımı bulmuş olurum. Toplam eleman sayısını ne yapmak istiyorum? Minimize etmek istiyorum. Gelelim kısıtlarımızı yazmaya. Şimdi kısıtlarımızı yazarken sizin için ne yaptım? İki tane tablo oluşturdum. Bu tablolardan bir tanesinde bakın yeşil tikler, bir de kırmızı çarpılar var. Diyeceksiniz ki hocam bunlar nedir? Bakın şimdi satırlarda kişilerin hangi gün işe başladığını yazıyorum. Her bir satırda pazartesi dediğimde pazartesi günü işe başlayan bir kişi haftanın hangi günleri çalışıyor? Yeşil tiklerle gösterilmiş. Hangi gün tatil yaptığı da kırmızı çapraz simgeyle gösterilmiş. Mesela salı günü çalışmaya başlayan bir kişi, bakın pazartesi günü işte değil. Salı çalışmaya başladı. Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi çalıştı. Pazar günü tatil yaptı. Pazartesi günü tatil yaptı. Çarşamba günü işe başlayan bir kişi. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar 5 gün çalıştı. Pazartesi, salı ne yaptı? Tatil yaptı. Ailesiyle vakit geçirdi. Ne bileyim, pazara gitti, alışveriş yaptı, değil mi? Perşembe günü işe başlayan bir kişi. Perşembe günü işe başladı. Perşembe çalıştı. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi çalıştı. Salı ve çarşamba günü 2 gün ne yaptı? Dinlendi. Yani ben bu tabloya bakarak herhangi bir günde çalışmaya başlayan bir kişinin haftanın hangi günleri çalışıyor, haftanın hangi günleri tatil yapıyor çok rahatlıkla görebiliyorum. Sağdaki tabloda da ne yapılmış? Bana her gün, haftanın her gün için en az kaç sayıda elemana ihtiyacım olduğu belirtilmiş. Şimdi çok güzel, biz ne yapacağız? Kısıtlarımızı yazmaya başlayacağız. Pazartesi günü kimler çalışıyor ile başlayacağım. Pazartesi günü kimler çalışıyor? Bakın pazartesi günü pazartesi işe başlayanlar çalışıyor. Salı günü, şuradaki sütuna bakacağım. Salı günü iş başı yapanlar ve çarşamba günü iş yapanlar pazartesi günü iş başında değiller. Mesai yapmıyorlar. Kimler mesai yapıyor? Perşembe günü işe başlayanlar, yani X4'ler. Cuma günü işe başlayanlar, cumartesi işe başlayanlar ve pazar işe başlayanlar ne yapıyor? O gün pazartesi günü neredeler? İşteler. Ve bunun da en az kaç kişi olması gerekiyormuş? 17 olması gerekiyormuş arkadaşlar. Şimdi salı gününe geçtim. Salı gününe baktığımız zaman salı günü burası. Şuradaki bakın hücre, sütun. Ben salı günü için onu da başka renkle yazayım. Salı günü kimler iş başında? Pazartesi çalışanlar iş başında. Salı çalışanlar iş başında. Çarşamba ve perşembe günü iş başı yapanlar, çarşamba günü iş başı yapanla perşembe günü iş başı yapan salı günü iş başında mı? Değil. Ama cuma günü iş başı yapan, cumartesi günü iş başı yapan ve bir saniye yanlış yazdık değil mi? Şunu. Evet. Bir daha yazayım, özür dilerim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembeyi attım. Cuma günü iş başı yapanlar, cumartesi iş başı yapanlar ve pazar günü iş başı yapanlar salı günü çalışmaktalar. Öyleyse bunlar da en az 13 kişi olmalıdır diye söylüyorum. Doğru mu? Doğru. Şimdi geldik hangi güne? Şimdi geldik çarşamba
gününe. Bakın çarşamba günü kimler çalışıyor, kimler çalışmıyor ona bakalım. Çarşamba gününe bakalım. Çarşamba günü kimler mesaideler? Bakalım. Pazartesi işbaşı yapanlar çalışıyor. Salı işbaşı yapanlar çalışıyor. Çarşamba günü işbaşı yapanlar çalışıyor. Öte yandan Perşembe ve Cuma günü işbaşı yapanlar çalışmıyorlar. Cumartesi ve Pazar günü işbaşı yapanlar çalıştığı için x1 artı x2 artı x3 artı x artı artı x7 ne olacak? Büyük eşittir. Çarşamba gününde en az 15 kişiye ihtiyacı varmış diye söylüyorum. Değil mi? Evet. Arkadaşlar. Çarşamba günü de en az 15 kişiye ihtiyacım var. Çarşamba günü çalışanlar, x1 pazartesi işe başlayanlar, salı günü işe başlayanlar, çarşamba işe başlayanlar, cumartesi ve pazar günü işe başlayanlar. Bunlar hangi gün iş başındalar? Çarşamba günü gördüğünüz üzere iş başındalar. Perşembe gününe gelelim. Perşembe gününe bakalım. Perşembe gününde kimler çalışıyor, kimler çalışmıyor? Perşembe günü çalışanlar, pazartesi işbaşı yapanlar perşembe çalışıyor. Salı günü işbaşı yapanlar perşembe çalışıyor. Çarşamba günü işbaşı yapanlar perşembe günü çalışıyor. Perşembe günü işbaşı yapanlar zaten çalışıyor. Cuma ve cumartesi günü işbaşı yapanlar çalışmıyor. Ancak pazar günü işbaşı yapanlar o gün ne yapıyorlar? Tabii ki çalışıyorlar ve Perşembe günü de en az kaç kişiye ihtiyacım var? 19 kişiye ihtiyacım var arkadaşlar. Gelelim neye? Gelelim Cuma gününe. Cuma gününe baktığımız zaman Cuma günü kimler çalışıyor? Pazartesi iş yapanlar çalışıyor. Salı iş yapanlar çalışıyor. Değil mi? Çarşamba günü, Perşembe günü ve Cuma günü işbaşı yapanlar çalışıyor. Öte yandan cumartesi ve pazar günü işbaşı yapanlar o gün işte değiller, tatildeler. Öyleyse toplam x1'den x5'e kadar ne olmalı? Cuma günü de en az 14 kişiye ihtiyacım varmış diye ifade ediyorum. Gelelim kaldı geriye. Kaç kişi kaldı? Kaç gün kaldı? Pardon, 2 gün kaldı. O 2 günü de cumartesi gününe bakalım ilk önce. Cumartesi günü için yazalım. Cumartesi günü kimler işbaşı yapıyorlar? Kimler çalışıyor o gün? Hemen yazalım. Cumartesi günü. Pazartesi işbaşı yapanlar cumartesi çalışıyor mu? Hayır. Salı günü işbaşı yapanlar çalışıyor. Çarşamba günü işbaşı yapanlar çalışıyor. Perşembe günü işbaşı yapanlar. Cuma günü işbaşı yapanlar ve cumartesi günü iş başı yapanlar ne yapıyor? Cumartesi günü çalışıyor. Öte yandan pazar günü işe başlamış bir kişi, pazar günü işe başladıysa ve cumartesi günü tatilde olduğu için o gün, yani cumartesi günü iş başında değil. Öyleyse bu da neden büyük veya eşit olmak zorunda? 16'dan büyük veya eşit olmak zorunda diye söylüyoruz. Geldik son günümüze, yani pazar gününe. Pazar gününe baktığımız zaman pazar günü kimler çalışmıyor? Pazartesi işbaşı yapanlar da salı işbaşı yapanlar çalışmıyor. Çarşamba işbaşı yapanlar, perşembe işbaşı yapanlar, cuma işbaşı yapanlar, cumartesi ve pazar günü işbaşı yapanlar o gün ne yapıyor? Çalışıyor. Bunların da en az 11 kişi olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir de negatif olmama koşulumuzu da yazalım. Nedir? Bütün bu bütün bu haftanın herhangi bir günü, ikinci günü çalışmaya başlayanların sayısı negatif olamaz. Öyleyse bizim problemimiz, amaç fonksiyonumuzu da en aşağıya bir kere daha yazalım. Onu da şöyle gösterelim. Minimum z i eşittir 1'den 7'ye kadar x i. Amaç fonksiyonumuz bu. Kısıtlarımızı da yazdık. Böylelikle bu vardiya problemini doğrusal programlama modelini kurmuş olduk. Özellikle arkadaşlar
Bu vermiş olduğum, bakın şurada vermiş olduğum tabloyu, şurada vermiş olduğum tabloyu anlayabilirseniz, o zaman kısıtları yazarken sorun yaşamayacaksınız. Buradaki her bir satır, pazartesi diye başlayan satır, pazartesi iş başı yapanların hangi günler çalıştığını ve hangi günler tatil yaptığını gösteriyor. Salı satırı neyi gösteriyor? Salı günü iş başı yapanların hangi gün çalışıp hangi gün tatil yaptığını gösteriyor. Kırmızı çarpılar tatili ifade etmekte. Yeşil tikler ise çalıştıkları günleri ifade etmekte. Bu tabloya göre yazacağım. Mesela pazartesi günü iş başında olanları yazarken ne yapıyorum? Pazartesi sütununa bakıyorum. Kimler çalışıyorlar? Pazartesi iş başı yapan çalışıyor. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü iş başı yapanlar çalışıyor. Dikkat ederseniz salı ve çarşamba günü iş başı yapanlar, yani X2 ve X3'ün o gün tatilde olduğunu görüyorsunuz. Ona göre ne yapıyorsunuz? Kısıtı yazıyorsunuz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar, bu örneğimiz, bir sonraki örneğimizde tekrar karşınızda olacağız. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.